bir altın günü sofrası var burada. Sarmamız var, kısırımız var ve altınlarımız var. Tabii kim altın gününde bu kadar çok altın veriyor ben bilmiyorum. Ama biz burada bugünün kazanına 2 altın vereceğiz. Lezzet konuşacak, tadım zamanı başlıyor. İlk olarak Yunus'u davet ediyorum. Hadi aşkım göreyim seni. Dünkü performansını bekliyorum. Herkes iddialı ama Yağmur'la Nilgün anne bugün daha da bir iddialı. Aynen öyle. Yani umarım güzel şeyler çıkar. Zaten bu kısırı ben de yaparım. Bunda bir şey yok. Allah. Onun iç harcını düzgün yaptıktan sonra sarmakta hiçbir şey yok. Onu öyle herkes mi yapıyor yani, problem değil. Evlerinde misafirlerin ağırlandığı zaman kolay yapılabilecek bir şey. Bunu da kolay. İnşallah güzel yapmışlardır yani. Bunu sarma yapamayacaklarsa neyi yapacaklar? Bence o zaman bir gün erkekleri yarıştıralım. Hadice. Aynen kesinlikle. Bu menüyü siz de bir gün ya yapın o zaman. Sizden yönetmenimizden rica ediyorum. İkisi çok iddialı ya, Zeynep'le Yağnur. Biz yapalım, onlar da ikisi yapsın. Erkekler de böyle paylaşsın, biz yapalım. Onlar bizim yemeklerimizi yesinler, bir görsünler. Bence bunu değerlendirebiliriz. Midemiz bozulmasın. Kesin. 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 Peki, aynen, başlayalım mı? Başlayalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Derya Hanım, vallahi bu soğanı kafama atsanız yarılır. Bu nedir ya? Çok kalın kalın. Şöyle ayırayım da ağzımın tadı kaçmasın. Zaten taze soğan var. Bir de kuru soğanlar iri iri. Cık, hayret bir şey ya. Oh. Şimdi bu tabağın soğanı böyleyse sarmada da kesin problem çıkacak. O yüzden biraz az alayım. Sarma güzel. Ama kısır soğanlardan dolayı sıkıntılı. Buna geçelim. Bunun görüntüsü güzel. Resmen nar ekşisini boşaltmışlar içine. Hiç karıştırmamışlar. Abi, bir bari bunu tatalım düzgün ya. Bunun sarması güzel Derya Hanım. Bu çok ekşi ama sarması süper. Kısırda da taze soğanlar böyle dalından, topraktan tabağa. Yok abi. Ne oldu yine ya? Pirinçleri taş gibi. Bu da olmamış. Bu da istediğim kısır değil. Çok iyilerini yedim ben. Olmadı. Oo, gurme Yunus'u bugün çok mutlu edemedik. Abi bu sarmalar da... Kimden yedin çok iyi kısırları? Hayırdır? Çok yedin. Yağnur'cum bir saniye. Konsantrasyonunu bozma. Tamam. Sarması güzel. Peki. Bugün puanım kıt olacak. Bugün 5'i göremezler benden büyük ihtimalle. Tamam. Puanlarını alalım. Soğanları çok iyi. Bunun sarması çok ekşiydi. Teşekkür ederim. Tadım için sırada Taylan var. Taylan, buyur sen buraya ve tabaklarımız değişiyor. Başlarım afiyet izninizle. Olsun. Dolmalar biraz sert ve yanmış gibi sanırım yaprak. Evet, bunun
soğanları bayağı büyük. Yeşil soğan yedim sanki. Gayet güzel duruyor. Şu büyük olanı alacağım. Güzelmiş bu. Bu harika ikili oldu. Biraz açılmış gibi sanki. Biraz tuz oranı çok yüksek olmuş bunun. Yani ben mi yanılıyorum acaba? Soğan mı bu? Yeşil soğan sanırım. Çatır çatır eden ağzımda. Yoksa salatalık mı? Verdim Derya Hanım. Puanlarını alalım. Teşekkür ederim. Heyecanla merak ediyoruz. Bakalım hangi tabak kime ait ve kaç puan verilmiş? Buradan başlıyorum. Bu Yağnur'un tabağı. Bakalım Taylan Yağnur'a kaç puan vermiş? Yağnur vallahi bugün olmamış. Git istersen tabağa bak. Yani yanmış dolmalar. Yanmış git bak mı? İstersen direkt gerçekten çıtır çıtır dolma. Dolma çıtır çıtır. Aynen. Gidip bakabilirsin şu an. Ya ben burada pirincimi bile ıslattım orada. İçini hazırlarken pirincimi bile sıcak suyla ıslattım. Gerçekten şu an bakabilirsin yani. Herkesten hemen hemen yani önce koydum. Suyunu ayarladım. Nasıl çıtır çıtır oluyor ya? Unutulmuş galiba ocakta. İnan ki ağzınızın tadı yok. Yani. Zeynep'in tabağıyla devam ediyorum. Bakalım Taylan Zeynep'e kaç puan vermiş? İki. Taylan bugün cimri davranıyor galiba. Yani ben çocukluğumdan beri çok güne katıldım Zeynep. Ama bunlar değil yani. Gizem'den tiyoları aldığın çok belli vallahi Taylan. Zeynep tembihlemiş seni belli yani. Bence sen yapamamışsın Zeynep. Suçu başkalarına atmak da üstüne yok. Burada canım, da olduğu gibi. Ayrıca ben dolmanda her zaman ustayım dedim. Taylan'a defalarca sardım. Taylan fazlasıyla bilir dolmanın iyisini. Pardon Gizem ben sana laf atmayacaktım. Atma o zaman. Vazgeçmiştim çünkü senin kapat düğmen yok. Çok pardon. Susamam kusura bakma Zeynep. Ya, burada kocamı eleştirirken biraz daha realist ol o zaman. Allah'ım. Gizem tamam sen haklısın. Haklıyım. Tuğçe'nin tabağıyla devam edeyim mi? Müsaade ediyor musunuz? Estağfurullah. Ben ediyorum. Tamam. Biz hazırız. Taylan'ın Tuğçe'ye verdiği puan... 1 puan. Aa, şaşırdın mı Zeynep? Taylan gerçekten çok cimri davranmışsın. Derya Hanım tattığınızı siz de göreceksiniz. Yani orada ittifak oluşmuş resmen. Ya ne ittifakı ya. Birbirinizinkine. Ya Tuğçe herkes bitirdi.
Derya Hanım geliyordu. Sen hala daha sarıyordun ya. Onun evet, pişmesi daha fazla imkansız. Sarmaya çalışıyordum. Canım biz 50 tane sardık. Sen ne fazla sarmışsın? Geç yapmış olmam, yapamadığım anlamına mı geliyor? Aynı şey mi? Ya pişmedi. İşte bak teyzen gitti. Teyzen gitti kahve köşesine oturdu. Sana bıraktı. Sen bir yemeği ne bile çıkartamadın. Ne alakası var kısırın? Biz pişirdik, oturduk. Yağnur'la sohbetler ettik. Ben evet. Bebeğimi açıkladım. Sen hala orada sarıyordun. Sarma sarıyordun. Yavaş yapabilirim. Çünkü teyzen gitti yanından. Yani teyzen sen gidince sen de elde var sıfır, hiçbir şey kalmıyor senden geriye. Anca böyle işte yetiştirmeye çalışırsın. Ya hızlı yapmak mı marifettir? Hayır. Çok özenli hızlı yapmışsın sen. Canım, becerikli olmak. Ben özenerek yapıyorum, yavaş tamam, yapıyorum. Tamam, bir dakika Tuğçe. Tuğçe'cim, becerikli olmak. Ha, teker teker lezzetli. Gelin. Evet, dinliyorum Yağmur. Tuğçe'cim, tamam. Sen çok özenerek yaptın, biz öylesine yaptık. İyi de süre bitti. Hani nerede pişti o? Ne oldu? Süre bittiğinde benimki de bitmişti zaten. Aşkım sen de bir aldın. Sen son 5 dakika bir aldın. Ya sana ne oluyor? Sen de bir aldın. Hani konuşuyorsun da profesör gibi, sen de bir aldın. Hem de iri soğanlarla bir aldın yani. Yani biraz işte böyle akıl verenlere bak. Çok iyi yaptım diyenlere Tuğçe bak. Tuğçe diyor ya, ikimiz ittifak olmuş. Sen de Tuğçe ile herhalde ittifak oldun. Lezzetli tabak. Sen kaç aldın? 5 mi aldın? Ben mi yanlış gördüm? Bir ya aldın. Sen dost musun, düşman mısın ya? Biz seninle yarışmıyor muyuz? Hayır Yunus abim ya. Bak kocam bile bizi destekliyor. Sen ama sen, hemen sen orada biri almışsın, gelmişsin Zeynep'le benim nişanlıma olacak kıza sataşıyorsunuz. Gel bir öpeyim seni. Aferin. Sonunda evlendi. Ne? Bravo. İttifakın. Bravo. Bak sen var ya, kendin olan şeyleri çok güzel söylüyorsun. İttifakın kralı işte. Siz asıl Yunus'la ittifak. Çekeyim bir fotoğrafımızı. Çekeyim bir fotoğrafımızı. Bir dakika gözünü alalım. Kanallar çatlasın abim benim. Tamam yeter Emre, gel buraya sen. Tamam abi görüşürüz. Kardeşim kendine iyi bak. Siz Tuğçe'nin üzerine niçin bu kadar geliyorsunuz? Yapamıyor çünkü yapıyorsunuz. Ay teker teker de gelmiyorlar. Zeynep'le bir arada geliyorlar. Yo, yani. Yok vallahi hiç Zeynep umurumda değil. Ben tek başıma söylüyorum düşüncemi. Hı hı. Tamam bu kadar sözden sonra gelelim. Taylan Gizem'e kaç puan vermiş? Gördünüz işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5. Çünkü ben dolmama her zaman güvenirim. Yunus abi de aynı şekilde beğenmişti. Gel aşkım. Canım kocam gördünüz. Benim. Gördük maşallah. Gördünüz. Stratejinizi gördük. Dün bana diyordum ya hani strateji yapıyorsunuz diye. Yani ama benim tutmadı stratejiyle... senin söylediğin teorin. Eşim dün bana 1 verdi ama sen bana strateji yaptığımı söyledin. Yağnur'a 5 vereceksin şimdi dedin. Dün öyle olmadı. Dün değil pardon, bir önceki gün. Ama bak eşin sana 5 verdi. Yalnız stratejiyi sen kocan üzerinden yaptın ve aynı şekilde Yunus abi sana 5'i verdiğindeki tepkilerini dün burada değil, herkes ondan gördü. Önceki gün. Hadi onu geçtim. Yani burada ben sarmama güvendiğimi daha en başında söyledim ve Taylan'ı da sarmayla tavladığımı söyledim. Kesinlikle. Yani burada stratejilik bir şey yok. El emeği ve el lezzeti var. Demek ki hiçbiriniz güzel yapamamışsınız kızlar. Bu kadar basit. Peki devam edelim mi? Yunus'un puanlamasına geçiyorum. Yunus bakalım Tuğçe'ye kaç puan vermiş? Az önce Emre gitti, Yunus'a sarıldı. Hadi payı. 2. Hadi git bir daha öp Emre. Biraz sonra öper ama. Zeynep'in tabağıyla devam ediyorum. Hadi buyur. Evet. Hadi ya Yağnur'un tabağı mı zannettin? Bilerek vermeye çalıştım. Biri ben anlayamadım seni. Zeynep'ciğim senin bugün mazeretin var. Bebek geliyor, açıklama oldu, eğlence oldu, kutlama oldu. O yüzden bugüne hiç kafana takma, tamam mı? Yalnız ben hiç kafana takma. Pirinç falan olmamış, kütür kütür geldi ama hiç kafana takma. Aslında ben kaç kişi burada yedi benim sarmamı? Gayet de pişmişti. Senin ağzın bozuk. Gerçekten senin ağzın bozuk. Yağmur'un tabağı falan sandın. O yüzden bile niye benim verdim. Tabağım sansın ya evet. Zeynep? Neden sansın ki? Ben yapamıyor muyum yani? Sen çok mu mükemmel yapabiliyor yemek musun yapıyorsun? Yağnur? Yapıyorum tabii ki de. Yapamıyorsun ki. Senden çok çok daha güzel yapıyorum hayatım. Gel canım, sana da öğreteyim. Sürekli bir şeyler daha bismillah yemeye başladık. Limonlar havalarda uçuşmaya ben başladı. Ben yapıyorum onu? Kayınvalidem vallahi yapıyor? Artık sen sonuçta ekipsiniz. Sen veya kayınvaliden ne fark eder? Ne var düştüse?
Görüyorsun değil mi? İnsanların bir şey kırık dökmekten bir şey yapamıyorsunuz ki yani. İnsanların ağzına laf veriyor bu sakarlıkların. Benim Yunus da kabahat. İttifak tabii bozuldu galiba. Sizi böyle görmek çok güzel. Canım biz evet. Yağnur'la ittifak yapmıyoruz. Hepimiz burada rakibiz. Kanka muhabbetleri de asla olamaz. Burada hiç kimse birbiriyle kanka olamaz. Doğru. Çünkü rakibiz. Nülgün. Efendim. Deminden beri cır cır konuşuyorlar. Ben siz hepiniz iki elle sardınız ama ben bir elle sardım. Nasıl bir elle sardın? Marifet böyle. Ben bir elle sardım. Herkes koydular asla iki elle. Asla saramazsın öyle. Poğaça gibi kapattılar. Göstersinler. 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 Asla yapamazsın. Poğaça gibi sarılmaz ki sarma. İki elinle şöyle yaparsın. Ben onu yere gidersin. Bile koymadım yaprağı. Aynen. Tencerenin ağzında sardım herkes öyle. Herkes tabakta sararken anne elle sardı. O ayrı konu. Taylan'ın 5 verdiği tabağa bakalım Yunus kaç puan vermiş. Bir mi? Oh iyi olmuş. Yağnur sevindiğin gibi için bittiyse sevincin. Yunus abicim sarmayı yerken bu sarma çok güzel olmuş evet. Tepkisinin ardından iki tabak arasında kalıp da bunu nasıl? Hadi şu ana kadar en yüksek puan da 2 yani. Niye bu kadar cimrilik? Yapamamışsın canım. Stratejin sen demek hiç konuşma tutmamış. Yağnur. Senin sarmanı da göreceğiz şimdi. Bakalım Yunus abi sana kaç vermiş? Elinde oklama merdane, yarışıyor meşler şu